Merhaba emekçi halkımız. Bugün 18 Eylül Pazartesi gün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 komitesinin başlatmış olduğu süresiz açlık grevi direnişinde Eda Deniz Haydaroğlu 186, Ilgın Güler 134, Sevil Sevimli Güler ise 129. gününde. Oturum haklarının gaspına karşı başlatılmış olan Düsseldorf direnişi ise 253. haftasında. Evet, öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. Ayten Öztürk'e 6 ay boyunca faşizmin gizli işkencehanelerinde gördüğü işkenceyi, bedenine açılan 898 yarayı anlattığı Direniş ve Zafer adlı kitabından dolayı örgüt propagandası gerekçesiyle dava açıldı. Buna karşı cumartesi günü hashtag eylemi var. Ayten Öztürk'ün de kendi sitesinden duyurduğu bu hashtag eylemine tüm halkımızı katılmaya çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yaptığı açıklamada, içinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz, dedi. Adıyaman'da prefabrik kentte musluklardan kurtçuk akıyor. Depremin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen halk hala çok kötü koşullarda yaşıyor. Yine depremden etkilenen bölgelerden olan Adıyaman'da kurulan prefabrik kentin musluklarından kurtçuklar akıyor. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya 400 milyon euroluk yeni bir askeri yardım paketi sağlayacaklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler Libya'daki sel felaketinde 3.958 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Almanya'daki esrar yasasına Hamburg karşı çıktı. Hamburg İçişleri Bakanı Grote, Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach'ın Kenavir planına karşı çıkarak Federal Konsey'in müdahale etmesini istedi. Grote, Kenavir'in yasallaşması, yasa dışı ticareti kesinlikle engelleyemeyecek diyor. Dayanışma yaşatır. Dünya halkları kardeştir. Almanya'da yaşayan Türkiyeliler, Fas'ta meydana gelen depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için 3 tır insani yardım topladı. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.